12 ay önce tekbirlerle girdiği Metris'ten böyle çıktı. Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillah. Sevenlerimiz daha ziyade arttılar. Allah'ın mezarlarını muhafaza etsin. Metris Cezaevi bugün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Tahliye olan Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün içinde bulunduğu aracın cezaevi kapısında görünmesiyle tekbir sesleri yükseldi. Bundan tam bir yıl önce cezaevine işte böyle girmişti. Metris cezaevi önü mahşer alanı gibiydi. Bugün kalabalık bir kez daha toplandı aynı yerde. Ancak bu kez protesto için değil, tahliye kararını kutlamak için. Tam bir yıl önce yardımcısı Barış Sezek'le birlikte tutuklanmıştı Cübbeli Ahmet Hoca ve bir yıl sonra bugün mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi. Ve az önce Cübbeli Ahmet Hoca tahliye edildi. Efendim geçmiş olsun. Serbest Allah'ım. Tahliye kararının duyulmasıyla Metris cezaevinin önü ana baba gününe döndü. Sevenleri Cübbeli Hoca'nın çıkışını böyle bekledi. Aralık 2011'de Karagümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütüne karşı yapılan bir operasyonda gözaltına alınmıştı Cübbeli Ahmet Hoca. Bir daha tevben kabul olmaz diye ne ayet var, ne hadis var. Tevbe kapısı her daim açıktır. Bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı Cübbeli Ahmet Hoca. Eski korumasının Cübbeli Ahmet Hoca'nın aleyhine verdiği ifadeyi de geri çekmesiyle bu duruşmada oy birliğiyle tahliye kararı çıktı. Serbest Allah. Allah nurunu tamamlıyor, kafirler istemese de. Çok sevinçliyiz. Adamı da çok seviyoruz. İyi ki de çıktı. Sabahleyin dua ediyorduk inşallah kurtulur diye. Tahliye işlemleri için Metris cezaevine geri getirilen Cübbeli Ahmet Hoca biraz sonra dışarı çıkacak. Ancak o daha çıkmadan evvel buraya çok sayıda İsmail Ağa cemaat üyesi onu karşılamak için kapının önünde işte böyle toplandı. Tahliye kararının hemen ardından baba Yusuf Ünlü de cezaevine geldi. Karşılamaya geldiniz. Sizin aracınızla mı gidecek? Evet, evet. Nereye gideceksiniz? Bakalım nereye istersen. Ve cezaevi kapısı açıldı. Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün aracı göründü. Cübbeli Hoca içindeydi. Cezaevi önünden hep bir ağızdan tekbir sesleri yükseldi. İzdiham yüzünden araç güçlükle ilerleyebildi. İşte bu sırada aracın üst camı açıldı. Cübbeli Hoca camdan çıkıp kendisini bekleyenlere el salladı. Flaş TV'ye özellikle teşekkür ediyorum. Sohbetlerimi benim çok hizmet etti millet. Çok memnun oldu. Allah hepinizden razı olsun. İşte millet ne yazmış, medya ne demiş. O başka bir alem, bu başka bir alem. Biz halkın adamıyız. 35 senedir bu halka hizmet ettik. Parasız pulsuz Allah için yüz binlerce ailelerin hidayetine vesile olduk. Namaz kılmalarına vesile olduk, haramlardan kurtardık, zinadan, kumardan, faizden kurtardık. Şimdi bize böyle istatlar yapıldı. Tabii ki halkımız bunu kabul edemedi. Bu yüzden bize sevgilerini kat kat izhar ettiler. Allah hepinizden razı olsun. Allah tamamına erdirsin. Sağ olun.